Merhabalar dostlar, hepinize hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Mount & Blade Warband Timur Mod Selim'in yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim, geçtiğimiz bölümde artık ufak ufak toparlanmaya başlamış lordları dövebilecek vaziyete gelmiştik. Hatta Bizans'tan büyük bir mağlubiyet alsak da daha sonrasında toparlanıp Bizanslı birçok lordu savaşta yenmiştik. Hatta esir aldıklarımız vardı. Bakın şu anda Tekfur Dukas bizim esirimiz konumunda. Ondan sonrasında ise artık gücümüzün yükseldiğini düşünüp Timur'a bağlılık yemin etmiştik. Öncesinde hatta Yıldırım geldi, dedi ki kardeşim sen büyük bir adamsın, gel bizim yanımızda savaş. Ama dedik ya bizim tarafımız belli, biz şu anda Timur'dan yanayız. Çünkü Osmanlı herkese savaşta, şu an çok zor durumda Osmanlı. Hiç o topa girmek istemedim valla. O yüzden şu anda Timur'un yanındayız. Ordun full Osmanlılardan oluşuyor aslında. Bu bizim için büyük bir sıkıntı. Osmanlılarla olacak savaşta bizim moral konusunda ciddi problemler yaşayacağımız açık ama yapacak bir şey yok. Olcay Bey benden 12 adam istiyor. Yani kardeş, çağırıyorsun da. Bu oyunda şey sıkıntı. Mesela Bannerlord'da şeyi bulmak çok kolay. Adamları bulmak çok kolay. Rize Kalesi'nin yakınındaymış. Abi bunlar bulunmuyor daha sonrasında. Bunlar daha sonrasında bulunmuyor. Bak şu an bulacağız. Rize Kalesi zaten kuşatmadı, o bizim için sıkıntı değil. Ama başka bir yerde olsa, hareket ettiği vaziyette bizi çağırsa sonra bulamıyoruz vallahi adamları. Köylüler hiç benden korkmayın. Hiç şey yapmayın kardeşim. Ben köylüyü severim, saygı duyarım. Köylüye saldırmam. Beni bilen bilir, bilmeyen de bilmesin kardeşim. Abi geldik. Hazırım. Sağlam ordum yok ama açıkçası söylemek gerekirse idare ederiz. İdare ederiz abi. Olcay Bey'in yanına gittik. Rize'ye saldırıp almayı düşünüyoruz. Bizansların elinden alacağız burayı. Hatta şöyle bir olay mı yapsam ben? Abi siz takılın orada, tamam. Ya abi ne güzel köy yağmalayacaktım ya. Ya ne güzel köy yağmalayacaktım. Olcay abi beni niye uğraştırıyorsun ya? Geldi yanına çağırıyor. Oğlum ben köy yağmalayıp cebime para yükleyecektim ya. 9 baş sığır. Başka planlarım var kardeşim. Kardeşim işine bak, benim başka planlarım var. Benim daha önemli planlarım var. Hadi. Lan oğlum, Rize'yi niye bıraktınız? Lan! Lan! Bir dakika, vantilatör durdu. Vantilatörü süreli açmışım. Arkadan fan sesi falan geliyorsa, bir uğultu muğultu geliyorsa o bilin ki vantilatör kardeşim. Nereye gittiniz lan? 2 dakika vantilatöre bakıyordum. Olcay abi. Olcay to. Heh. Abi ne yapıyorsunuz lan? Tekfur Romanos. İşte bu bizi döven şerefsiz bu. Bu güçlü adam bu. Bak şövalyeleri falan var. Bu. Abi ağzına sıçın abi. Abi bu bana çok kötü şeyler yaptı abi. Abi bu adam var ya, bu adam. Abi gidelim dövelim abi bunu. Abi bu it bana harbiden kötü şeyler yaptı abi. Abi ben bu adamı sevmiyorum. Abi durmayalım, direkt saldıralım. Abi direkt saldıralım abi. Benim atlılar beni izleyin zaten. 2 kişi falanız yani. 2 kişi falanız. Diğerleri de benim emirlerimi dinlemiyor. Abi bu adamı ben esir alabilir miyim abi? Ben bunu şamar olanı yapacağım. Öğle, akşam, sabah, ikindi hiç fark etmez. Tüm saatlerde buna şamar atacağım abi. Bunun ensesine, ense köküne sürekli vuracağım abi bunu. Bu beni çok dövdü çünkü. Bu beni çok dövdü abi. Herkes burada lord lan. Atlıların alayına bakın, alay lord. Biri Argun Bey, biri Musa Bey, birisi ebesinin Nikah Bey. Biz de biziz yani. Biz de biziz. Abi siz çok bekliyorsunuz ya. Taktik yapmaya gerek yok abi, intikam sıcak yenir. Direkt dövelim. Direkt dövelim. Direkt dövelim abi. Bu adam öyle bir adam ki, bu adamdan adam indiremedim ben ya. Saldırın oğlum, saldırın. Biz önden gireceğiz. Biz önden gireceğiz. Oğlum adam mısın? Lan oğlum bunlarda çok fena okçu var. Adam olun lan. Adam olun oğlum. Ya. Ya. Oğlum siz beni o eski Eren zannettiniz. O köprünün altından çok sular aktı artık yeğenim. O köprünün altından artık çok sular aktı. Çok. Nehir taştı. Artık sizin üzerinize doğru akacak. Ve kardeşim, karşısına ne kadar Bizanslı gelirse gelsin durmayacak. Saldırın aslanlarım.
Kuşluğun şövalyeleri bize çok büyük sıkıntılar çıkarmıştı. Gel lan. Gel lan gel. Gel oğlum. Adam mısınız lan? Beni yakaladınız gariban olarak tek başıma zamanında. Şimdi Timur abinin adamlarla sizin ağzınızı sıçarız böyle. Şimdi dur bakayım şu şeyi çeksene biz. Şunu çek. Şunun yazıları çek. Güçten ilerlemeye gerek olduğunu zannediyor muyum? Zannediyorum. Gücü olabildiğince arttıracağız. 12'ye çıkaracağım. Güç, kendi karakterim uzun süre yaşamalı arkadaşlar. Bu modun zorluğunu biliyorsun. Biz öldüğümüzde savaş bitiyor. Ordular geri çekiliyor. Ve komuta emrine geçiyor ordular. Ve komuta emrinde orduların ne kadar zorladığını, bensiz savaşırken yenildiklerini biliyoruz. Bu yüzden benim dayanıklılığım çok önemli. Ben ölmemeliyim. Ben ölmemeliyim. Ben ölürsem çok sıkıntı abi. Biz ölürsek direkt zord diyordu çünkü. O yüzden olabildiğince kendimi yaşatmalıyım. Kardeş ne haber? Gel bakalım. Oğlum güzel güzel şu an var ya, fena eziyoruz bunları ha. Ama bak bu kadar az kişi olmasına rağmen hala bize çok fena zarar veriyorlar ha. Biz 600 kişiyiz, bunların sayısı çok az. Ama bize hala zarar veriyorlar ha. Adamlar güçlü abi, boşuna demedik yani bunlara. Oğlum ya öyle bir savaştı ki hiç adam öldüremedik bunlardan ya. Ben olmasam yani ordunun hiçbir şekilde adam öldüremeyeceğini gördük orada. Bir kişi indirdi de onu da ben indirdim zaten. Arkada yanda kenarda köşede bir okçu bulmuştum, onu indirmiştim galiba. Nereye kaçıyorsun? Oğlum benim kilimi çalma Argun, bak bir dahakine. Bir dahakine şu baltayı kafana saplarım. Ona göre. Argun. Benim koşturma da mı koşma aslanım? Aha! Lan Romanos! Lan geldi yanıma. Ulan Romanos. Ulan Romanos. Abi şu orduyu yağmalıyım lan. Abi 2 dakika bana bir kol kanat yerin lan. Abi gitmeyin durun. Durun abi gitmeyin. Abi adamlar beni dövecek, durun lan. Hadi. Hadi çabuk 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 çabuk. Abi beni bırakıp niye gittiniz abi? Geliyor adam. Vallahi ayıp ya. Yaptığınız çok ayıp ya. Ya şu köylü kardeşlerimizin dertlerini dinliyordum ben orada. Hiç buna gerek yok. Abi bıraktınız gittiniz ya. Nereye gidiyorsunuz ki acaba, kim bilir? Ben şimdi daha sizi bulamam. Ben daha sizi imkanı yok bulamam. Şunu döver miyim ya? Bir kat fazlayım ama. Döver miyim emin değilim. Biz kimle savaştayız ona bir bakayım da. Olcay Bey takip et diyor da Olcay Bey'in nerede olduğunu bilmiyorum. Bilsem Osmanlı'yla da savaştayız. O zaman Osmanlı kalesini kuşatmaya falan gitmiş olabilirler. Mesela Ankara'ya gitmiş olabilirler. Abi 80 kişilik adam var, beni döver burada. Bu adam beni takip ediyor. Sen beni dövebilir misin ki? 6 şövalyesi var. 17 acemi diyelim. Asker ve acemiyi bir say. Tamam gel bakayım. Osmanlı'da savaşa katılmadı değil mi? Tamam Osmanlı olan savaşa katılmadı. Hadi agalar. Vallahi çok zırhlı mırhlı gibi gözükmüyoruz ama. Hallederiz ya. Hallederiz abi. Ok gibi gireceğiz adamlara. Kovalyeleri ben avlarım. Benim elimdeki kılıç onları iki vuruşla alır abi. Bunlar zor baya. 15 vurdum ya. Yine hile mi açtınız ya? Yine mi hile açtınız ya? Kılıç nasıl 15 vuruyor oğlum? O kadar ivmeli geldik bir de. Güzel. İntikamımız alınıyor. Gerçi yani intikam meselesi aslında çok yok. Çünkü adamlara saldıran benim. Onlar gelip bana saldırmamıştı. Adamların gelip köyünü yağmaladım. Gelip evlerini başına yıktım. Sonra bana saldırmaları normal aslında bakarsınız da. Biz o şekilde düşünmüyoruz abi. Hiçbir şekilde bana saldırmamaları lazımdı. Ne yapayım abi? 2-3 tane köyü yağmaladım. Açlıktan ölelim mi? Cebimize at para girmesin mi abi? Haksız mıyım arkadaşlar? Köylü ağamızı kurtardık orada.
Kaçma, gel kaçma, gel kaçaman kurtulaman. Gel. Oğlum beni takip eden sizdiniz geri zekalılar. Madem kaçacaktınız. Niye takip edin? Yani, inandınız mı şöyle bir orduyu yeneceğiniz? Oğlum ben eski Eren değilim lan. O köprünün altından çok sular aktı kardeşim. Sen kaçamayacaksın. Önündeki kaçtı ama sen kaçamayacaksın. Yani biz o eski Eren değiliz artık. O loserlık dönemleri geride kaldı. Arkada 80 kişilik Osmanlı ordusu beni dövebilir. Ondan kaçmaya çalışacağım. Bunları kaçabilirim. Ama onun dışında dayak yiyeceğim çok fazla insan yok. O adam benim umarım yakalayamaz. O yakalarsa sıçtık. O yakalarsa sıçtık. Bekfur kaçtı. Oo, çizme lazımdı zaten bana. Çok güzel oldu. Tamam, bir yerlerini almamızı gerektirecek bir durum yok. Abi gider misin? Niye ben 4.4 ile gidiyorum? Konya'ya kadar kaçayım ya. Tamam, Konya'ya kadar kaçtık. Buradan sonra daha başımıza bir şey gelmez. Şimdi şunları bir okutmamız lazım. Şöyle okut abi. Okut 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 okut. Para gelsin. Şöyle bir zırh da yapabilirim kendime artık. Yani şunu taşıyıp duruyoruz. İşte haçlı zannediyorlar. Şöyle bir plaka zırh alabilirim. Yani şu plaka zırh gördüğüm kadarıyla buradaki en iyi zırh ve ucuz fiyat performans. Çok iyi. 42 14'lük var. En iyi fiyat performans bu gibi gözüküyor. Bu zırh alacağım ben ya. Plaka zırh alacağım. Bu zırhı da atmayacağım. Neden atmıyorum? Çünkü yoldaşlarım olacak ilerleyen dönemlerde. Onlar da zırh isteyebilir. Onlara da zırh lazım olabilir. Ve şu an kötü bir zırh değil. İş görür bir zırh. O yüzden böyle bir zırhı boşuna gidip atmayayım. Onlar kullansın. 3000, 4000 dinar ödüyoruz. Bence güzel. Güzel. Zırhımız da olmuş oldu. Turnuva var mı etrafta bir yerde? Turnuvaya çok katılasım yok aslında ama yakında olursa şey yaparım. İstanbul, Selanik ve Poltava. Hepsi uzakta. İstanbul yakında. İstanbul yani bizi çok şey yapacağını zannetmiyorum. Abi bizim çocuklar nerede? Ne oldu ben? Ya Olcay. Olcay to. Abi nerede olduğunuzu bilmiyorum ki ben orada savaştım. Bizanslı adamı tokatladım Olcay to. Ben nereden bileyim kardeşim sizin nerede olduğunuzu? Yani bak bana öyle sert yapma. Bak tek ihanetime bakar ağzınıza sıçarım sizin. Olcay to bana şekil şukul şemal yapma. Bak kardeşim ağır olur. Bunların bedelleri ağır olur. Nereye gittiğinizi bile bilmiyorum ben sizin ya. Ben sizin nereye gittiğinizi bilsem ona göre bir şey yapacağız da nereye gittiğinizi bilmiyorum. Keşke bilsem. İzmir'de kimse var mı? Paşalar var. Geri dön abi. Nerede bunlar ya? Bununla konuşsam ne oluyor? Konuşmayla alakalı hiçbir şey eklemediler ya. Adama şey diyemiyorum mesela bak. Şükür şükür yaparsan ensene şaplak koyarım. Veya ensene şaplak koyayım diyemiyorum. Kardeşim hatta koyayım direkt. Bir ensesine bir tane vurayım ya. O kadar bana puştuk yaptılar zamanında. Nerede bizimkiler ya? Osmanlı Devleti Yıldırım Bayezid'i yenilmiş. Nereye gittiniz siz ya? Abi bu ordu nereye gitti? Oy Osman Paşa 90 kişi. Osman Paşa'dan korkulur. Hocam benden uzak durun. Yakalayamazsınız zaten. Çok kalabalıksınız siz. Benden uzak durun gözünü seveyim. Bizim agalar nerede? Ben onları arıyorum da. Bunları bulamadım bir türlü. Samsun'un yağmalayasın var da. Dayak yer miyiz acı? Acaba dayak yer miyiz? Ne diyorsunuz? Burayı bir dakika müzik niye durdu? Müzik devam etsene kardeşim. Müzik niye duruyorsun? Köylü kardeşlerimizi. Benim bu arada onur monur meselesi çok sıkıntı ya. Onur eksi 7. Onur eksi 7. Şimdi krallığa katıldığımız için köy yağmalarken onurumuz düşmeyecek. Bana biri saldırmasın lütfen. Ekmeğim de aşımdayım ben. Garibanın tekiyim ben abi. Ben garibanın tekiyim ya. Bana saldırmayın gözünüzü seveyim.
Yine bırak. Heh. Oy gelen oha. Oha ganimete bak. Ganimete bak. Ulan oğlum bu ganimet ne lan? Bakın şimdi onarım düşmedi. Hala eksi 7. Çünkü şu anda bir krallıktayız. Savaşta olduğumuzu onur düşmüyor. Öncesinde yaptığım hareketlerden dolayı onur düşmüş. Ama o zaman da para lazımdı. Yapmam gerekiyordu. Bizans 1500 altın vereyim abi. Bir köyü birine verdi. Siz bir yer mi fethettiniz ya? Vallahi bir yer mi fethettiniz bilmiyorum da. Sizin ordu nereye gitti ben çözemedim. Kardeş uzak dur benden. Hayır. Ya Allah'ın belası oyun. Gölün karşısına tıkladım. Gölün karşısına tıkladım. Gölün karşısına tıkladım ben. Gölün karşısına tıkladım. Gitti geri döndü. İlerle diye gölün karşısına tıkladım. Karakter geri döndü. Ya abi bu bizim başımıza gelecek şey miydi ya? Ne var ki ordusunda? Bilmiyorum da ordusunda ne olduğunu. Ben kaçmam. Ordum bu kadar süvariyken kaçmam. Almak zorundayız. Oha! 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 Hepsi ağır bir süvari. Yayalar da ağır yaya. Çok güçlüler. Geri çekileceğim ya. Ya orduyu geri çekilsem Timur bana kızacak ki. Yenemeyeceğim bir birlik ya. Abi bu nasıl birlik ama ya? Hepsi ağır şey. Kaç abi. Kaç abi kaç. Kaç kaç. Kaç abi kaç. Ayrıl. Ya oyun Allah belanı versin ama yani bu şekilde de olmaz ki ya. Sen nasıl beni yakalıyorsun ya? Ya ben bu adama kaçacaktım. Ya of. Emir Sivas'a çağırıyor beni. Şuraya bastım ya. Şu yayın karşısına bastım ya. Her halükarda yakalardı gerçi o beni ya. Abi o nasıl birlik ama ya? Sen ne yapıyorsun kardeş? Dayak canına mı susadın sen ya? Abi o nasıl birlik ya? Yani bu birliğe karşı ben ne yapayım ya? Kimse bir şey yapamaz abi o birliğe karşı. O nasıl bir şey birlik o ya? Ya öyle bir birlik yok hocam. Harbi öyle bir birlik yok yani. Bu nasıl bir birlik abi? İnsanüstü bir birlik ya. Şimdi Timur bana kızacak Sivas'a gittiğimden. Gittin kaçtın mı diyecek. Ben de kaçtım abi diyeceğim. Ne diyeyim yani başka? Bizansları ne yaptınız böyle? Nasıl güçlü yaptınız abi? Bizansları nasıl güçlü yaptınız ya? O nasıl bir birlik abi? Yani o birliğe karşı ben 100 kişi olsam da bir şey yapamam. Allah'ım ya Rabbim. Dedim belki biraz güçlü bir şeydir. Biraz zayıftır. Kalabalık olduğuna bakmayalım. En azından kalabalık olsa bile Sivas'a geri döneceğim de adam toplamamız. Kalabalık olsa bile en azından birlikleri acemi falandır herhalde dedim. Döverim dedim. Ulan bir çıktım karşıma. Ulan süvarisinden yayasına kadar hepsi tam teçhizat zırhlı. Ulan yayası bile ağır zırhlı. Yayası bile ağır zırhlı. Baktım bizimkiler patır patır dökülüyor. Patır patır gidiyor abi adamlar. Ne yapacaksın yani? Geldim reis. Hem de tecrübe olur bize. Çok büyük bir şey. O adam ne öyle ya? Vallahi çok korktum. Çok aşırı korktum. Ya vuruyorsun. Hasar da almıyor onlar abi. Diğerleri gibi değil, hasar almıyor ona vurunca. O adamlara vurunca hasar veremiyorsun. Allah'ın belaları ya. Neyse burada kendimize biraz moral kazanmış oluruz. Kervanı kesince motivasyon elde ederiz biraz.
Ben o adamın iki katı olsam da alamayabilirdim. Vallahi adam aşırı güçlüydü. Adam öyle böyle değil. Ama daha fazla uzatmayalım bu konuyu. Hatırladıkça moralim bozuluyor çünkü. Daha fazla bu konuyu konuşmayalım. Yeter. Yeter. Nasıl çaktık Osmanlılara? Nasıl fena çaktık değil mi? Onu kaçırmayın lan elinize. Kaç adamsınız orada? İki kişi firar etti. Güzel. Güzel bir zafer. Ganimet kötü. Ama zafer iyi. Ganimet kötü. Bunları almaya gerek yok. Atlı. Şu bir son seviye asker yapamadım bir türlü ya. Elimden kaçtı bir tane. Bir tanesi kaçmadı. Elimden kaçmadı. Sattım onu ben. Ne oldu arkadaşın seni kurtaracak mı sanmıştın ha Romanov? Benim elimden seni kimse kurtaramaz aslanım. Abi ziyafet vardı hani Sivas'ta. Hani Sivas'ta ziyafet vardı abi. Geldik burada hiç bok yok. Kalanları yiyelim bari. Kalanları yiyelim bari abi. Bakayım görünüş nasıl. Yine haçlımsı bir şeyiz ama en azından orada bir haç yok. Bu modda arkadaşlar gizli saklı bir sandıklarda falan zırh falan bir şey var mı? Oluyor ya bazen. Gizli saklı bir şeyler oluyor. Kolay gelsin gençler. Kolay gelsin. Oluyor ya öyle şeyler. Bunda var mı acaba? Ulan köylülerime karışıyorlar. İşçilere yardım edeceğiz. Siz geri durun ben bu işi çözerim. İşçi ağalarımın bizatihi ben kurtarmak istiyorum. Gel bakalım gel. Nasıl çaktık ama? Ulan ikisini birden bir kılıcı diğerine bir kılıcı öbürüne salladım. Var ya oğlum biz ne yetenekliyiz ya. Ulan bir anda var ya bir ona salladım bir ona şey yaptım. Aynı Witcher'daki Geralt gibi böyle daire çizdirdim kılıçla. İkisini birden tek hamlede indirdim. Var ya işte bu yetenekler herkeste yok. Böyle herkeste yok. Aa baba yiğit ne yapıyorsun lan Artimender? Gel delikanlı gel 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 gel. Gel. Şimdi Artimenleri aldık. Artimenlerle uyumda olanları almamız lazım. Artimenler kuşatmacıydı diye hatırlıyorum. Bakayım mühendis aynen. Bu adam mühendis. Artimenler agamız mühendisimiz olacak. Yandan bir açmam lazım. Warband yoldaş rehberi. Artimenlerle uyumlu olacak şahısları almak zorundayız. Warband en iyi yoldaşlar diyeyim. Hangi yoldaşlar alınır? Lezalit Artimenler. Jeramus. Jeramus abimizi severiz de. Lezalit'e bakmak istiyorum. Lezalit. Oğlum bu dallama Lezalit'i niye göremiyorum ben? Lezalit. Mühendislik var. Yani Artimenler'le Lezalit'i niye alıyorsun kardeşim? Adam bu da kuşatmacı. Gerek yok. Jeramus abimiz şifacı diye hatırlıyorum. Aynen Jeramus abimiz şifacı ama Artimenleri sevmiyor. O zaman bunu almayacağız. İlk yardım özelliğine sahip kim varsa onu alacağız. Ymira'yı alacağız o zaman. Ymira şeyi sever. Sıkıntı yok. Artimenlerle bir sorunu yok. Ymira bacımızı alacağız. Lezalit kadar iyi değil ama ben iyileştiririm onu. Başka bakayım. Herhangi bir şekilde başka şifacı var mı? Rolf abimiz var. Rolf abimiz de olabilir. İlk yardımı bir ama hiç şifacı değil kendisi aslında özünde. Bunduk abimiz var da ya Ymira var. Bir tek Ymira var. Katrin var da Katrin de yetenekleri iyi değil. Jeremus'u alırsak Artimenleri kovmam gerekir. Artimenleri kovarsam da gider Lezalit alırım. Ya yani Jeremus Lezalit yapabiliriz. Jeremus Lezalit. Bu güzel olabilir. Eğer Jeremus'u görürsem alırım Artimenleri kovarım. Haberiniz ola. Onun yerine de Lezalit'i buluruz.
Bizim için güzel. Hatta bir yoldaş bakalım ya. Halep'e falan bir gidelim. Biz yoldaş konusunda bir geri kaldık. Bizans İmparatoru benim köyümü yakmış ya. Şerefsizler. Ben de bunun için iki tane sizin köyünüzü yakacağım. Ben de bunun için sizin köylerinizi yakacağım oğlum. Bittiniz lan. Oğlum o köye nasıl zarar verirsiniz lan? Zaten bir bok yoktu köyde. Zaten kötüydü durumu. Zaten köyün durumu kötü. Marnit. Marnit biraderin neyi var? Marnit Aleyen ve Bahestur'u sevmiyor. Kendisinin yara bakımı da var, ilk yardımı da var. Ama Marnit'i alıyorum ya. Bir seviye ilk yardım ve bir seviye yara bakımı var bu çocuğun. Yani kötü aslında bakarsan da şu an elimizde bu varken alalım abi. Elimizde bu varken bizimkilerle sorunlu da yok. Bizimkilerle sorunu yok abi. Zırhı daha şu an hiçbirine vermeyeceğim. Biraz kendini kanıtlasınlar. Sonra bakacağız. Kendi kendine sağ cebinden sol cebine köy verdi adam. Kleti. Aa Frentis. Frentis ve Kleti. Dur bakalım. Frentis. Frentis'in Katrin ve Nizar'la arası kötü. Frentis soylu diye hatırlıyorum. Evet soyluymuş gerçekten. Frentis olabilir. Frentis olabilir. Kleti'ye bakalım. Yön bulma tespit etmesi var. Artimenleri sevmiyor. Salla bunu o zaman. Kleti'yi boş ver. Frentis alabilirim de. Şu an ona para vermek istemiyorum. Bana özellik verecek adamlar lazım. Ona ihtiyacım yok. Musul'a doğru gidelim. Bana öyle bir adam lazım değil şu anda. Yetenekleri güzel olabilir ama benim için ihtiyaç yok kardeşim şu anda ona. Aha Ymir'i bulduk. Gel birader. Gel. Diğerini kovalım. Karis tüccarı mı? Aa görev var lan. Geldim kanka 5 adamım var. Bu normal şey görevi yapalım mı? Gel bakayım haydutlar. Gel gel. Normal görev. Bunları bir tokatlayalım bakalım. Yani şu birlikte geliyorum ama biraz kızmazlar bana inşallah. Diğerini de kovmayacağım ya. Şifacımız bu olacaktı. Ona da bir şeyler bakarız. Arızı para vermişken kovmayayım. Yazık lan bunlara. Normalde bunlara karşı 3-5 yapılıcıyla gelip dövüyorduk. Bu sefer koca orduyla geldik. Tamam. Şimdi. Bitlis köyü yakınlarında. Geldim abi. Burayı bir halledelim. Agalar. Seri intikal edin. Güzel. Ya Bizanslar vallahi zor bu arada ya. Lan nereye gidiyorsunuz oğlum ya? Nereye gidiyorsun ya? Vallahi bak Allah'tan elimde ok yok. Kafana vurdum yoksa. Yoksa kafana vurdum. Oğlum isabetli atsanıza. Oğlum okçuluğu kasaptan mı öğrendiniz? Nereden öğrendiniz? Allah Allah. Sizin yapacağınız okçuluğu mu ben? Kardeş eceline mi koşuyorsun ya? Sence sen oradan sağ kurtulabilir misin? Güzel. Buradan yeni yeni adamlar spawn olacak diye hatırlıyorum ben. Neyse devam. Devam 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 devam. Spawn olursa bunlar ok atıyor zaten. Oradaki yanındakileri indirirler. Oğlum birini de indirin lan okla. O kadar sıktınız lan. Birini de indirin lan. Bir tane de indirin lan. Güzel. Hayo oğlu seni baltayla öldüreceğim. Sana özel. Sana özel kardeşim. Dediğim gibi spamlı oldular. Arkada.
sıkıntı yok. Benim bildiklerim güzel de. Ya yine aynı konuyu açmış olacağız ama. Harbi bak benim bildikler baktığınızda diğer tüm Bizansları eziyoruz da. Onlar aşırı güçlü ya. Yoksa benim birlik kötü değil abi. Daha ne kadar seviye atlatayım abi bu birliği. Ortalamanın üstünde bir birlik olduk aslında bakarsanız. Ama var ya adamlar. Konuşmayacağım bu konuyu artık ya. Yeter ya. Sürekli aklıma geliyor ama. Sürekli geliyor vallahi ya ama ne dayak yiyorsun onlardan ya. Ne diyorsun ya? Gerek yok. Bunlardan alacağımız bir şey yok. Üçer. Ver bakayım bana. Ödülümü ver evladım. Ödülümü ver. Şu şeye bakayım. Videoda bir sıkıntı var mı diye bakayım. Tamam bir problem gözükmüyor. Bas oğlum musula. Oyunu da kaydet bu arada. Kardeş. Getirdim senin biraderi. Şu hanlardan özel askerleri alın demişsiniz. Onlara nasıl vereyim o parayı ben birader? Tamam. Yani şu adamların fiyatını gösterecektim de size. Gösteremedim. Nasıl alayım abi ben o adamları? Nerede? Düşman nerede? Rakip nerede? Güzel. İndirin abi onları. İndir 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 indir. Nerede başka rakip nerede? Oğlum bizimkileri kesiyorlar lan. Bizimkileri biçiyorlar. Adamların haritadan yerini görebilsem keşke. Siz buradan geldiğinize göre burası temizdir o zaman. Boşuna oraya gitmeyeyim. Geldim geldim geldim. Ufuk kaçıp geliyor benim de bak öyle böyle değil. Oğlum sen zırhlı adamsın ya. Sen indirmeyeceksen kim indirecek oğlum onları? Elinde niye hiçbir şey yok senin? Elinde niye hiçbir şey yok? İlginç. Bu işi hallettik. Her kabadayı benden korksun. Şimdi bak şu adamın. Benim birlik full galiba. Benim birlik galiba full. Başka kimse var mı diye baktım da yok. Bakayım birlik full mü? Yok ama onlar çok fazla kişi demek ki. Benim birliğime sığacaktan fazla adam oldukları için öyle bir durum söz konusudur diye düşündüm. Musa ne haber koşum? Musa sen bu kadar adamla nasıl geziyorsun ya? Biz garip kuraba olarak dolaşıyoruz burada. Sen yine iyi dolaşıyorsun ha. Marni diki oldu. Güzel. Abi şunlara mı dövsem? Abi biriyle barış yapalım bu arada ya. Ya ben şeyle savaşmak istemiyorum ya Bizans'la. Bizans benim çok psikolojimi bozdu. Ben Osmanlı ile savaşacağım. Osmanlı biraz daha zayıf gibi geldi bana. Hiç savaşmadım gerçi bilmiyorum. Belki onlar da bizi bir porsiyon döver. Bir porsiyon onlardan da şamar yiyebiliriz. Belli olmaz. Oğlum la Romanos. Oğlum bunlar seni hiç sevmiyor mu ya? Hiç daha para teklif etmediler ya. Elimde kaldın sen. Ne yapacağız biz seninle? Sen ne yapacağız oğlum? Sen benim elimde kaldın. Yok mu seni bir satın alacak biri ya? Seni ben yollamak istiyorum ama. Yok yani kardeşim. Beni satın alacak kimse yok mu? Versin 3-5 kuruş versin de yollayayım zaten seni. Yok adamı seven saygı duyan. Kimse yok abi. Kimse yok. Vallahi. Bu nedir ya? Yazık garibana. Kalkan mı tuttun sen? Güzel. Bizim askerlerin son seviyesi acaba nasıl bir görünüme sahip olacak? Zırhlar falan nasıl olacak? Bizanslardan güçlü olacaklar mı? Yoksa Bizanslar zaten az toprağa sahip değil bilerek mi OP yapılmış durumda? Onu merak ettim. Tamam bunu da 12 yaptık. Demir vücut değil güçlü darbe. Demir vücudum zaten yeterli. Koltuklanmış karga vuruşu dışında hiçbir şeye tekleyemem artık. Koltuklanmış karga vuruşunda her türlü tekleyeceksin yani. Onun olayı zaten o. Onun zaten olayı var abi. Güzel. Akıncı. Şu akıncılar da bir kapı kulu olsa da görsem. Ha şunlar. He tamam bunlar. Bizimkiler de sağlanmış ha. Bizimkiler de sağlanmış. Bizimkiler de iyiymiş iyi.
440'lıktan iyi bir şey yok. Bizimkiler de iyiymiş. Atlı okçu yaptım birkaçını. Konya'ya aldığım şeyleri satayım. Bu mesela güzel para ediyor. Bunu okutalım abi. Fena etmiyor bu da en azından yani. Diğerleri de gıda, bizim ihtiyaçları karşılasın. Yani bayağı çeşitli gıda tutuyorum ki bizim çocukların morali yerinde olsun. Bir Osmanlılı paşa görürsem. Ya yine Beyşehir'e saldırdılar ya. Beyşehir'e. Kim bu saldıran? Sen saldır abi. Sana feda olsun Beyşehir. Abi gelsene. Gel beni takip etsene Emir. Timur abi. Abi. Abi niye beni dikkate almıyorsun? Abi ben kendimi destekliyorum abi. Abi ben de onu destekliyorum. Ben de sizin seçiminizi destekliyorum abi. Abi Trabzon'u fethetmiş bunlar. Ama bana vermiyorlar. Bana versene ya. Bu adamdan görev falan alayım. Buna biraz yavşamamız lazım abi. Nerede? Abi inşallah alırım. Deniz yağmacıları bölgesi. Aha. Abi ben bu Timur'la aramı iyileştirmek zorundayım. Ondan görevler yapacağım. Beni severse, bana saygı duyarsa kardeşim, bana toprak verir. Nasıl bir yer lan böyle burası? Ne lan burası böyle? Lan şuraya bak. Burası şey değil mi lan, Osmanlı modunda oyunun başında kaçtığımız yer. Aynı oraya benziyor sanki. Vallahi aynı oraya benziyor. Aynısını bilmiyorum ama benziyor. Kaç kişi var ki burada? Burada. Diğerleri burada. Diğerleri burada, tamam. Oğlum alsanız o adamı artık. Bir tane adam ya indireceğiniz. Aa. Bir tane adam alamadınız hala. Ben size bir de çok güveniyordum. Gelin gençler. Oğlum o baltalar artık bana zarar vermez. O dönemler geride kaldı. Biz artık çok daha iyi durumdayız. Gel bakayım delikanlı. Biz artık o eski Eren değiliz. Öyle 3'e birden korkacak falan. Yetenek elde ettik artık. Artık bu silah becerilerimiz çok gelişti bizim. Okçuluğum da gelişti. Bir tane ok alacağım da. Ok alsam güzel olacak aslında. Okçuluğum da kötü değil. Vallahi bir tane o yay alabilirim. Okçuluğum çünkü kötü değil. Yine mi spamlı oldunuz lan siz? Onu alırsın inşallah. Güzel. Arkadakini de indirin. İndirin o arkadakini. Timur'la güzel aramız iyileşir. Timur'la bir aramız 10 olsa bana sürekli habire toprak verir abi. Trabzon'u bana verseydi çok iyi olurdu. Ama Trabzon değil de şimdi İstanbul'da olacak. Daha iyi. İstanbul'u bana verecek artık. Yani en azından ilişkimizi geliştirirsek İstanbul'u bana verir. O yüzden paso yanlamam lazım benim. Tüm Timurlularla aramı iyi tutmam lazım. Güzel. Hepsini alayım ya. 3-5 kuruş demeden satarız abi. Doğru değil mi? Hepsini alayım. Satarım abi 3-5 kuruş. Cebimize bir para. Para paradır hocam. Para paradır. Konya'ya gidip satayım bunları. Timur abi. Abi işi çözdüm. İşi bağladım. Sen de içerideymişsin zaten. Bunları ben bir satıp okutup geliyorum abi seninle konuşmaya. Bunları iki satıp halledeceğiz. İnşallah seninle güzel bir aramız iyileşecek. Şimdi şu envantere bir düzen çekmem lazım benim. Ekmekleri şöyle. Tut abi. Tamam. Şimdi bal sırası. Böyle balları buraya. Tamam, bugün de çok hapşırasım geliyor. Mikrofonu kapatıyorum hemen. Size ses gitmesin kardeşim diyorum. Aslan kükremesi duymayın diye.
Kapatıyorum oradan hemen. Timur. Abi senin şeyi çözdüm. Kaç para vereceksin? Ya benim parada işim yok. Senin gönlünü kazanayım yeter abim. Oy, 6 oldu direkt aram. 1500 altın verdi. Felaket de seviye verdi. Abo. Abi ben senin desteklediğin kişiyi destekliyorum. Temuçin Bey. Aynen abi. Aynen adamı hemen şey yapıyorum şu. Her konuda destekliyorum Timur abi. Her konuda. Ne diyorsa haklı abi. Ne diyorsa haklıdır. Bizim çocuklar felaket seviye aldı bu arada. Çok güzel bir tecrübe verdi. Çocuklar felaket seviye aldı. Ymir'a. Ymir'a benim şu an en değerli hazinem. Gerçekten öyle. Ymir'a şu an en değerlisi Ymir'a. Çünkü bu benim doktorum. Şifacım. O yüzden Ymir'a'nın her türlü şeyini iyileştirmem lazım. Cerrahlığını, yara bakımını iyileştireceğim. Bu benim şu an en değerlim. En direkt Ymir'a en değerlisi abi. Güzel. Sana zırh da vereyim Ymir'e. Kullanabileceğim mi gerçi o zırhı bilmiyorum ama. Tek elli kalkanla falan sana bir şeyler ayarlayacağım. Şimdi olmasa bile sana bir yere ayarlarız. Ha, kullanabiliyorsun. Tamam. Yok kullanamıyormuş. Gereken güç 7. Bunun 6 galiba. Bakayım. Hani bir kademe keşke güce verseydik. Neyse olur öyle şeyler. Sana Marnit. Yeteneklerine bir bakayım birader senin. Sana ne yaparız? İlk yardım, ilk yardım bu konularda sen yoksun bir kere. Yağmacı grup yeteneği olabilir. Seni yağmacı yapalım mı oğlum? Çeviklik basayım ben sana. Seni yağmacı yapalım. Yağmalardan daha güzel ganimet getirirsin bize. Bak biz bu çocuğu yağmacı yapabiliriz. Aynen. Yağmacı verdim abi. Bunun sayesinde artık daha fazla yağma yapabileceğiz. Tamam. Güzel. Baş bu. Seninle yollarımız ayrılmayacak. Aynı davada ilerlemeye devam edeceğiz. Bunları konuştuk zaten. Sana ne verebilirim? Taktikten iyiymişsin sen. Zekadan devam. Sana da bir de taktik verelim. Avantajımız artsın. Aynen 4 yaptık taktiği. Güzel. Bu adam bir de soylu olsa gerek. Sanki Artemender soyluydu diye hatırlıyorum. Tamam her şeyimiz güzel. Şimdi sıra bende. Zekadan talimciliği yükseltebilirim veya karizmayı 16 yapıp liderliğimi yükseltebilirim. Bence karizmayı 16 yapmamız çok daha doğru olacak. Ve bu puanları saklayacağım. Karizma için kullanacağım. Konya'dan güzel bir yay alabilir miyim? Silah tüccarı. Baltayı mesela satabilirim. Benim için baltanın bir önemi yok. Gereken güçlü germenin 4 olması gerekiyormuş. Güçlü germem yok. Okçuluğum iyi de. Abi güçlü germe yapamayacağız. Yani şeye kadar liderlik yapmam lazım. Liderlikten sonrasında anca bakılır o işe. Evet. Burada bu bölümü bitirelim dostlar. Güzel bir bölüm oldu. Gelişme kat ettik. Rize'yi de alırsak burada tamamen güvenli bir bölge oluşturmuş olacağız. Ondan sonrasında hedef İzmir ve İstanbul olacak. Bakalım neler olacak göreceğiz. Timur'la da aram zaten iyileşti. Güzel durumdayız. Ordumuz iyi. Valla şu an krallık da güzel gözüküyor. Neler olacak göreceğiz bir sonraki bölümde. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Video hoşunuza gitse beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.